Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün tıp fakültesi mezun olmanın önemi ve çocuk sağlığı hastalıkları ile ilgili genel bilgiler. Çok güzel. Konuğumuz Doktor Erhan Aygün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? 1985 İstanbul Bakırköy doğumluyum. İstanbul'da doğup büyüdüm. 6 yıllık tıp fakültesinin ardından 2010 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde uzmanlık eğitimine başladım. 2014 yılında çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı oldum. Ardından kısa bir süre devlet hastanesinde görev yaptım. 2016 yılında çocuk sağlığı hastalıklarının üzerine yeni doğan yoğun bakım bölümünde yan dal uzmanlığa başladım. Yine İstanbul Tıp Fakültesi'nde 2019 yılında neonatoloji uzmanı unvanını aldım. Ardından 1,5-2 yıl yaklaşık devlet hizmet yükümlülüğümü tamamladım. Şimdi Başakşehir'de kendi kliniğimizde çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine görev yapmaktayım. Bu hizmeti sunmaktayım. Çok tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını Teşekkür diliyoruz. ederim, sağ olun. Sizin nezdinizde bütün doktorlara minnetlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ederim. Verdikleri bu özverili hizmetlerden ötürü. Tekrar üniversite sınavına girseniz yine tıp fakültesini mi seçerdiniz acaba? Evet Nesrin Hanım, yani Ne güzel. bin defa girseydim Evet, üniversite ne güzel. sınavına, bin tercihimi Evet, tamamıyla tıp tabii fakültesi çok olurdu. kutsal bir görev bu Evet, çünkü. çok güzel bir. Onun için Kesinlikle. liselere giriş sınavında, Evet. üniversitelere giriş sınavında Hedefinizde. tüm öğrencilerin hedefinde tıp fakültesi olması gerekiyor. Ne güzel. Tabii ama kabiliyet lazım. Çok çalışmaları Yetenek lazım, gerekiyor. çalışmak Çalışırlar, lazım. yaparlar. İnanıyorum. Matematik bilgisi falan değil mi? Evet. Bunlar önemli. Peki bu mesleği bu kadar sevmenizin sebebi nedir? Tavsiye eder misiniz? Biraz daha detaylı anlatmak ister misiniz? Nesrin Hanım, kesinlikle tavsiye ederim. Evet. Çünkü bu meslekte hem maddi zevk var hem manevi zevk var. Tabii. Manevi bir haz veriyor. Hayat Ciddi anlamda. kurtarıyorsunuz. Birazdan vereceğim örneklerden daha iyi Tabii. anlaşılacak. Lütfen. Düşünsenize, hani bir çocuğun balon altındaki babasının annesinin ona balon altındaki mutluluğu ya da bisikleti olmayan bir çocuğun aylarca bisiklet isteyip o bisiklet aldığındaki sevinci ya da askerliğin bitmesini bekleyen hani böyle bir mutluluk, o Tabii. tezkereyi aldığı kişilerin Tabii. mutluluğu ya da bir kişinin nişanlandığında evlendiğindeki mutluluk ya da hayatta inanın hangi mutluluğu, hangi zevki, hangi hazzı almak istiyorsa bir kişi o en yüksek düzeyde aldığı hazzı toplayın. Şu meslekte Ne güzel. aldığımız has kadar inanın yok. Evet, ne Bunu güzel. şöyle örnek vereyim. Tabii. Nöbetçiyim çapada. Evet. Saat sabah 4 civarında kadın doğum tarafından hemen arandık. İşte mekonyumlu bir bebek doğacak. Mekonyumlu bebek demek anne karnında kakasını yapmış. Eğer bunu yeterli yerli yerinde müdahale yapılmazsa bebeğin gözü etkilenecek, beyni etkilenecek, akciğeri etkilenecek, bağırsakları etkilenecek ve birçok sorunla karşılaşılacak. Şimdi ne oluyor? Orada bir kadın doğum uzmanı, birkaç hemşire, anestezist, siz yanınızda bir asistan var. 5-6 kişisiniz. O çocuk size çıktığında solunumu yok, kalbi yok ve kakasını yutmuş. Hemen alıyorsunuz. Çok Hızlıca olağanüstü bir ağzındaki, durum tabii değil tabii mi? Son ağzındaki derece. aspire ediyorsunuz. Evet. Solunması için gerekli müdahaleleri yapıyorsunuz. Gerekirse makineye bağlıyorsunuz. Zamanla yarışıyorsunuz. Bu uygun müdahale sonrasında o çocuğun oksijeni yükseliyor, yeterli düzeye geliyor. Sonra bunu makineye bağladıktan sonra sıvısını takıyorsunuz. Kan şekerine, elektrolitlerine bakıyorsunuz. Sonrasında bunlara ne kadar uygun müdahale yaptığınızı düşününce diyorsunuz ki ya o çocuğun beyni etkilenebilirdi, gözü etkilenebilirdi, şunlar etkilenebilirdi. Tabii. Siz güzel bir şekilde Çok. yaptığınızdan dolayı etkilenmiyor. Evet. İnanın böyle bir Hayat olaylardan sonra gittim. kurtarıyorsunuz. Çapa'da yattım, bir iki saat daha vardı. Evet. Ya dedim bu gerçekten yaşadığım bir olay. Tabii. Acaba dedim şu an bana Evet. 1 milyon TL verseler Tabii. mi şu Tabii. his mi Hayat daha? kurtardınız İnanın çünkü. o his çok farklı. He Müthiş bir şu an şey. onu der miyim bilmiyorum ama Müthiş bir gerçekten şey. öyle bir şey. Yani Evet. insanlığa hizmet, insanın Çok hayatına hizmet. önemli. Benzeri yine Bahçeli ve Devlet Hastanesi'ne ilk atandığımda Tabii. çocuk uzmanı olarak atanmıştım. Vizitleri geziyoruz tüm bölümlerde. Evet. Sonrasında dedim bütün vizitlerimi hallettim. Kantinde çay içiyorum. Esma diye pratisyen doktoranım vardı. Aradı beni, abi dedi bir kız geldi. Vücutta döküntüler var ve zor nefes alıyor. Ah, Nefes alamıyor yazık. gerçekten. Evet. Oksijeni açmışlardı, damarlaşma gereken Evet. şeyleri yapıyorlardı. Evet. Hemen geliyorum dedim. İşte Erhan yıllardır beklediğin anafilaksi bu. Evet. Yetişmezsen, yerinde Tabii. müdahale yapmazsan ölebilir. Zamanla İnan, yarışıyorsunuz. Neslihan Hanım gidiyorsunuz hemen. Evet.
oksijen verilmiş, damar açılmış ve uygun yerden adrenalini uygun dozda veriyorsunuz. O nefesi bir anda açılıyor. Hı. Oksijeni %82 iken %90'ları geçiyor. Evet. Ve neyse, siz onun, o çocuğun iyi olmasıyla öyle bir hissiyat yaşıyorsunuz tabii, ki bu anlatılmaz. Şey. Bundan dolayı bu meslek çok tabii, kutsal kesinlikle, ve herkese tavsiye ederim. Doktorluk ayrı bir kutsal, çocuk doktor olmak apayrı. Tabii ki çok çok önemli gerçekten. Rutin gebelik takibi ve çocuk muayenesi neden önemlidir? Evet, yani bazı aileler geldiğinde Nesir Hanım, İşte ben diyor çocuğumda çeşitli sıkıntılar çıksa da diyor bunu aldırmak istemiyorum ki diyor. Ne önemi var şu sendrom olsa. Evet. Olay sadece bundan ibaret değil ki. Hı-hı. Anne karnında takiplerinde bazı vitaminleri kullanması gerekebilir. Kullanmadığında tabii, ciddi hastalıklar ortaya çıkabilir. Tabii. Bebeğin anne karnındaki izleminde amniyon sıvısının azlığı bazı hastalıklara, özellikle böbrek başta tabii, olmak üzere. Çok ciddi konu. Amniyon sıvısının fazlalığı, gastrointestinal sistem, mide bağırsak sistemi başta olmak üzere birçok hastalığa işaret eder. Ya da anne karnında diyafram hernisi varsa, ya da anne karnında birçok hastalık illa bebek alınmasını gerektirmez. Bunlar tabii, uygun bir hastanede, multidisipliner yaklaşımlı bir yerde doğurmasını bilmesi bile yeterli olur. Çok aynı önemli, zamanda doğumdan sonra denilir ki böyle böyle bir sorun vardı, onun için giderdik, şu müdahaleleri yaptık, yapalım der. Yani teknoloji buna kesinlikle, yardım ediyor, niçin kullanılmasın? Kesinlikle, kesinlikle. Hele hele evde doğum gibi bazı böyle evet, yanlış şeyler çok duyuyoruz, yanlış, görüyoruz. Evet. Ciddi çocuklarda sıkıntılar oluyor. Maalesef. Bu şekilde bir şey asla denenmemesi evet, gerekiyor. İşte eskiden böyle yapılıyordu, biz niye yapmayalım evet, diye düşünenler evet, var ama evet, artık teknoloji var. Kesinlikle, niçin? Kesinlikle. Yani, anne karnında da müdahale ediliyor. Şey evet. Anne karnında da müdahale ediliyor. Evet. Ondan sonra doğuyor. Yeterli bir donanım yoksa hastanede, bilinmiyorsa tabii, müdahalede çok gecikilebilir. Büyük risk. Evet, evet. Ona göre kesinlikle önemli, sağlam adımlarla gidilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Sizin ilk doktorum annem isimli bir kitabınız var. Biraz bahseder evet, misiniz bu kitaptan? Anne karnındaki takip önemli olduğu gibi evet, doğduktan sonraki takip de önemlidir. Evet. Bu takibi tabii doktorlar ve çocuk doktorlar özellikle yapar ama Nesin Hanım, meslek hayatında fark ettim ki aslında çocukların ilk doktoru anneleri gerçekten. Tabii. Çünkü bir doktor kaç en dakika görebilir? O 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika görebilir. Evet. Ama anne 24 saat onu tabii, görüyor. Bir evet, anne çocuğumda ben bunu hissediyorum diyorsa, bunda bir farklılık var diyorsa, size o anda normal de gelse o çocukta bir şey vardır. Yani anneyi dinlemek gerekiyor. O zaman ben de dedim ki, madem anneler çocuklarla sık sık irtibat halinde, bu kadar önemli annenin gözlemi, o zaman çocuğun ilk doktoru annesidir. İlk doktorum annem kitabını yazdım. Ve bu kitapta tek şu tema var. Annelerde farkındalığı arttırmak. Çok önemli. Anne farkı ederse biz evet, erken müdahale ederiz. Evet. Devlet hastanesinde görev yaparken inanın 7 yaşında, 6 yaşında çocuğu getir diyor, getirdi. İletişimi yok, konuşamıyor. Maalesef. Anne rapor almak için gelmişti. Maalesef. Annesi siz hiçbir çocuğu bir yere götürmediniz evet, mi? Yok. Şu doktora götürmediniz evet, mi? O yaşına kadar. Bakılmadı mı? Yok maalesef. Amacı rapor almaktı. O kötüydü. Evet. Sonra tabii ki bazen fark ediliyor cahillikten ama genel olarak da fark edilmeyebiliyor. Maalesef. 7 yaşında testisi inmemiş çocuklar maalesef, var. O kitapta da şunlar şunlar olursa korkma, evde de müdahale edebilirsin evet, ama şunlar şunlar evet, olursa doktora aman şart, hemen doktora git. Hı-hı. Çok önemli, erken tanı evet, hayat kurtarır mantığından. Ne güzel. İyi bir izlem için, annelerde farkındalığı arttırmak için yazdım şahane, bu kitabı. Şahane, güzel bir referans kitabı değil mi? Okusunlar, öğrensinler, başucu kesinlikle, kitabı gibi. Çocuğu olan evet, her buradan tavsiye anneye edelim, tavsiye ederiz ilk doktorum annem kitabını. Ne güzel. Bilimsel verilerin harika, Amerikan Pediatri Akademisi, Sağlık çok Bakanlığı, önemli, ülkemizdeki hı-hı, bazı derneklerin verilerini annelerin anlayacağı tarzda yazdım ilk doktorum annem ne kitabında. Ne güzel, anlaşılır bir şekilde. Çok anlaşılır, evet. Harika bir fikir. Son olarak çocuk sağlığı ile ilgili olarak vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tüm annelere asistanlıkta bir yan dal uzmanı ablamın bana söylediği şeyi söylemek isterim. Asla çocuğunuzla sorumluluk yüklenmeyin. Şu açıdan, karar verici noktada olmayın. İşi ehline bırakın. Siz çocuğun şikayetini söyleyin, gözleminizi söyleyin. Hatta doktorları eleştirin. Neden, niçin yaptığımızı da iyi niyetle sorgulayın. Ama son kararı işi ehline bırakın. Tabii. Çok ciddi vicdanlı yükümlülük getirebilir. Tabii. Bununla ilgili çok şey yaşadığımız için söylüyorum. Çok önemli. Siz çocuklarınızı iyi gözlemleyin. Biz
gerekli tetkikleri, müdahaleleri, tedavileri onların sağlığı için yaparız. Tabii uzman doktorlara emanet edin. Onlar yapılması gerekeni biliyorlar çünkü. Kesinlikle. Çok önemli, güzel bir tavsiye oldu. Bugünkü konuğumuz Doktor Erhan Aygün'dü. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Nesrin Hanım. Rica ederiz. Çok memnun olduk. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.